Ve Rum tarafı çok tehlikeli bir oyuna giriyor. Çünkü burası Kıbrıs. Kıbrıs adasının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 3 garanti ülkesi vardır. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Bunların dışında herhangi bir diğer ülkeyle, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başka bir ülkeyle, kim olursa olsun, Avrupa Birliği'nde olsun, hiç fark etmez. Böyle bir anlaşmaya hakkı yoktur diye değerlendiriyorum ben. Hukuk bunu emrediyor. Ama maalesef Rum tarafı bir kez daha bir hukuksuzluk yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri, buradaki askeri varlığı hepsi uluslararası hukuka bağlıdır. 1960 anlaşmalarında çok uzun bir müzakere sonucu 1571'den bu yana buradaki Türk varlığının devamı için, o zaman biliyorsunuz Menderes zordu, Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, onların güzel bir müzakere sonucunda Türkiye'mizin tek tarafı müdahale öngörülmüştü anayasada ve 1974'ten nitekim ona bağlı olarak Türkiye buraya müdahale etmişti. Şimdi demek ki Kıbrıs Cumhuriyeti ve Ekim'deki garanti anlaşmalarının tabii ki ruhuna aykırı bir şekilde bir takım düzenlemeler gidilmektedir. Bu yanlıştır. Ben Rum tarafının dikkatli olması gerektiğini, çünkü bu ülkede, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin vardığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar Kıbrıs Türk halkı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığından dolayı bir takım anlaşmalara dayalı olarak yapılan bütün bu hareketler ulusal hukuka bağlı. Biz işimizi her ne kadar da tepkiler olsa da siyasi anlamda uluslararası hukuk temelinde devam ettirmekteyiz. Ama Rum tarafı belli ki gerçekten hukuka aykırı, anlaşmalara aykırı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ruhuna aykırı, garantörlük anlaşmalarının hilafına bir takım ilişkilere girmektedirler. Bu da bölgedeki gerginliği artıracaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yakından izliyor. Biz de gerekli temasları mutlaka yapacağız. Çünkü olay başka yerlere çekilmektedir. Bu ada etrafındaki doğalgaz zenginlikleri ve bir takım petrol araçları elbette stratejik ve hak hukuk noktasındaki zenginliklerin paylaşımında bambaşka bir heyecan yaratmıştır. Ama bütün bu çalışmalar hukuk temelinde olması lazım. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı eşit bir halk olduğuna göre bu anlaşmalar ancak ve ancak Kıbrıs Türk halkının da onayı ile olabilir. Dediğim gibi bu bölgede çok zenginlikler vardır. Bu ülkelerin hepsi burada bir pozisyon almaya çalışmaktadırlar. Anastasiyas ile yaptığı görüşmede şunu da söylemişti. İşte Türkiye ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarından endişe etmektedirler. Dolayısıyla kendileri Avrupa Birliği'nin bir uzantısı olarak burada. Zaten bildiğiniz gibi anlam planından sonra çok haksızca ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hukukuna, anayasasına aykırı bir biçimde Kıbrıs Rum yönetimini tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne almışlar. Çünkü oradaki anlaşmalar ne diyor? Kıbrıs'ta bir anlaşma olmadan, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir anlaşma olmadan tek taraflı olarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi olmadığı bir birlikteliğe, yani Avrupa Birliği'ne Rum tarafının alınması son derece yanlıştı, hukuksuzdu. Onu yaptılar. Şimdi de bir hukuksuzluk da yapıyorlar. Çünkü netice itibariyle buradaki zenginlikleri, doğalgaz ve petrol zenginliklerin paylaşımında adım atmak istemektedirler. Ve buralardaki etkinliklerini artırmak suretiyle Türkiye ve bizlerin hak ve hukukuna bir bakıma tecavüz etmektedirler. İş oraya gidiyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Ama biz bunu tabii ki Türkiye ile değerlendirmek durumundayız.